Merhaba arkadaşlar. ACC Bilkent'in bölüm tanıtımları serisine yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün siyaset bilimini tanıtacak arkadaşlarımız. Ben de onlara moderatörlük yapacağım. Aysu, Yağmur ve Hande bizlerle. Hepsi Bilkent Siyasette 3. sınıf öğrencisi. Ben çok fazla detay vermeden onlara söz vermek istiyorum kendilerini tanısınlar. Sonra da sorularımıza devam edeceğiz. Aysu, istersen sen başla kendini tanıtarak. Merhaba arkadaşlar. Kısaca ben Aysu Albayrak, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim. Tamam. Yağmur, senle devam edelim istersen. Herkese selamlar. Ben de Yağmurcan. Ben de 3. sınıf öğrencisiyim. Zaten ilerleyen sorularda daha iyi tanışırız. Hande, seni de dinleyelim. Ben de bu sene 2. sınıfı bitirdim. 3. sınıfa geçtim. Hande Nur Öztekin ismim. Tamam, çok güzel. O zaman ben birinci sorumuzla başlıyorum. Yine çok klasik, çok klişe bir soru. Neden başka bir üniversitede değil de Bilkent'te öğrenci olmayı tercih ettiniz? Aynı sırayla ilerleyelim. Aysu, sen başla istersen. Öncelikle Bilkent'in İngilizce eğitim vermesi diyebilirim. Çünkü yurt dışında bize sunduğu imkanlar çok fazla. Gerek Erasmus olsun, gerek değişim programları olsun. Benim için en büyük etken buydu açıkçası. Çok güzel. Yağmur, senin motivin neydi? Motivasyonun neydi? Aysu'ya ben de çok katılıyorum. İngilizcesi gerçekten çok kaliteliydi. Zaten daha da bahsedeceğiz. Ek olarak buna tercih listemde zaten benim Boğaziçi, Bilkent, ODTÜ vardı. Bunların üçünün ortak noktası kampüs üniversitesi olmasıydı. Benim nihai amacım da kendimi geliştirecek imkanları sağlayan bir okulda okumamdı. İşte kulüp ortamlarını gördüm, etkinliklerini gördüm, akademik kadrosunu gördüm. Mezunlar ne yapıyormuş? Onun için ayrı bir mesela web sitesinde bilgi var. Ona bakmıştım. Sonra da Bilkent'in benim kriterlerini sağladığını gördüm ve tercih listeme yazdım. Yurt imkanları, burs olanaklarını görünce de daha rahat bir öğrencilik yaşamı geçireceğimi düşündüm. Bunun detaylı bilgilerini de web sitede bulabilirsiniz. Hem böyle. Çok güzel. Hande, seni de dinleyelim. Ben de aynı şekilde kampüsten etkilenmiştim. Aynı zamanda kütüphaneyi gördüğümde gerçekten büyülenmiş gibi olmuştum. Müthiş bir kütüphanemiz var. Ve Aysun'un dediği gibi değişim programı olanakları ilgimi çok çekmişti. Onun haricinde her ne kadar Ankara'da yaşasam da yurtta kalıp o üniversite hayatını da tatmak istiyordum. Ve Bilkent'in yurt olanakları da gayet iyi olduğu için Bilkent'i seçtim. Çok güzel. O zaman yine bununla alakalı bir soruya geçelim. Neden bu bölümü tercih ettiniz? Aysu, yine aynı şekilde sen başla istersen. Ben liseye geçtiğimden beri aslında sayısal bir bölüm okumak istemediğimin çok farkında olan bir öğrenciydim. Benim aklım direkt evet ben TM bölümü öğrencisiyim deydi. Bu yüzden de benimki birazcık stratejik ilerledi açıkçası. Yani bölümün bana daha çok şey katacağını düşünerek yazdım. Çünkü hem kişisel hem de akademik alandaki bir gelişimimi sağlayabileceğim bir bölümdü. Ve aslında incelediğiniz zaman olanakları çok geniş bir bölüm ve neredeyse her sektörde kendinize uyacak bir pozisyon bulabiliyorsunuz ve öne açık bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ben bu yüzden tercih ettim. Yağmur, senin konudaki fikrin ne? Benim de aslında Aysu'yla paralel gidiyor. Yani ben de hep TM olarak görüyordum kendimi. Hatta ben diplomat olmak istiyordum ilk başta. Yani diplomat ve global bir firmada özel sektörde bir rolde olmak arasında girip geliyordum. Ben de açıkçası üniversitenin kendimi tanımam için büyük bir fırsat olduğunu düşünerek ve biraz da stratejik düşünerek bu bölümü yazdım. Bütün böyle ilgi duyduğum alanları yazdım ve sonucunda da Bilkent Siyaset'e girdim. Ama dediğim gibi yani pardon Aysun'un dediği gibi çok esnek olduğu için bunun geleceği istediğimiz alanda faaliyet gösterebiliyoruz ileride. Onun rahatlığındayım zaten şu anda. Onun rahatlığını da bilerek geldim. Böyle. Hande, istersen seni de dinleyelim. Çok küçük. Ben de aynı şekilde sosyal bilimler okumak istiyordum ve açıkçası ablam da Bilkent mezunu olduğu için Bilkent'in eğitimini de çok methediyordu ve sosyal bilimleri Bilkent'te okumak diye bir yani deneyimim olsun istiyordum. Çünkü hem eğitimi hem de akademik kadrosu çok başarılı olduğu için
Aslında bakarsanız ben gazetecilik okumak istiyordum ama Ankara'da da kalmak istiyordum bir yandan. Bilkent'te sadece gazetecilik bölümü olmadığı için ve ben de Bilkent okumak istediğim için siyaset biliminin bana vereceği donanımla gazetecilikte, yani ideal gazetecilik anlayışımın örtüştüğünü fark ederek aslında birazcık bu bölümü seçtim. Şu anda da öyle ilerliyor. Çok güzel. O zaman biraz daha sizin de bahsettiğiniz gibi belli bir planınız ve düşünceniz vardı hani Bilkent'e gelmeden önce. Peki öncesinde Bilkent'te ve bölümünüzle alakalı düşüncelerinizle ve umduklarınızla 3 sene boyunca yaşadıklarınız birbirini tuttu mu? Nasıl ilerledi diye sormak istiyorum. Yağmur, istersen sen başla. Tamam. Ben biraz dürüst bir şekilde yorum yapacağım. Bilkent'in kalitesi gerçekten beni büyüledi ilk geldiğimde. Ve yani bana sunduğu imkanlar devlet üniversitesinden çok daha farklı ve iyi bir boyutta, iyi bir farklılık bu. Fakat yandal yapmak çok zor ve yani çok yüksek ortalamalarla kabul alamayan arkadaşlarım oldu. İstediğim farklı bölümlerden ders de alamıyorum. Ve ben farklı disiplini almak istediğimden bu benim için biraz kötü oldu. Beni çok da tatmin etmedi. Onun dışında ülkenin genel problemi ama Bilkent'in acilen müfredatını güncel tutması gerekiyor. Bunu düşünüyorum. O konudaki vizyonunu çok beğenmedim. Oradan umduğumu çok bulamadım. Ama genel bir problem olduğu için ve Bilkent'in de bu çerçevede iyi bir eğitim sunduğunu, kaliteli bir eğitim sunduğunu düşünecek olursak... Yani hayallerime kadar hani gitmese de beni de tatmin etti sonuç olarak. Çok güzel. Hande, istersen sen de bu soruyu cevapla. Ben de büyük oranda tatmin oldum ama Bilkent'in şu özelliği dikkatimi çekti. Birinci ve ikinci sınıfta siyaset biliminde daha disiplinler arası bir yol izlemiş ama benim yani en çok zevk aldığım dersler aslında bölüm dersleriydi. O yüzden biraz diğer dersler görürken bazen zorlandım, yani birazcık dişimi sıkarak ilerledi o dersler. Yani keşke daha fazla bölüm dersi görsek ilk iki sınıfta diye düşünmeden edemedim bazen ama genel anlamda tatmin oldum. Çok güzel. Yani genel olarak iyi bir şekilde ilerliyor diyelim. O zaman iyi bir şekilde ilerliyor dedik. O zaman şöyle bir soru yönelteyim. Hem okulunuz hem bölümünüz hakkında en sevdiğiniz üç şey ya da en sevdiğiniz şey, üç şey olmasına da gerek yok. En sevdiğiniz şey nedir? Ayşe, istersen sen başla. Okulumuz için bunu söyleyebilirim. Gerçekten öğretmek için çabalayan ve elinden gelen her şekilde yardım etmeye çalışan hocalarımız var. Yani zaten Hande de bahsetti, akademik kadrosu sağlam bir üniversite. Ve bölüm için ise sanırım tartışma ortamlarının çok olması diyebilirim. Çünkü derslerimiz gereği fikir ayrılıkları ve ideolojiler hakkında tartışmaya vaktimiz çok oluyor. Bu tartışmalarda kişisel gelişime açıkçası yardımcı oluyor bence. Bu ilk şey en sevdiğim şeyler arasında. Çok güzel. Hande, istersen sonra sen cevapla. Ben de yine kütüphaneden bahsetmek istiyorum. Okul hakkında gerçekten kütüphane beni çok heyecanlandırmıştı ve her ne kadar 1,5 senedir gidemesem de pandemiden dolayı ilk dönem gerçekten büyük oranda kütüphanede geçiren insanlardanım. Sadece ders çalışmak için diye, yani kitap okumaya bile kütüphaneye gidiyordum, ortamını çok sevdiğim için. Onun haricinde bölüm hakkında en sevdiğim şeylerden birisi de seçmeli, yani sadece bölüm değil genel olarak yine okul hakkında seçmeli dersleri çok çeşitli ve gerçekten insan seçmeli dersler listesine bakınca heyecanlanıyor. O kadar ilgi çekici şeyler var ki yani bunu da alayım, bunu da alayım derken insan override form doldurup tüm seçmeli dersleri bile almak istiyor. Evet, o kısım çok ilgi çekici. Ben de birinci sınıf öğrencisi olarak ikiye geçtim ama her ders almaya çalışmıştım geçen dönem. Tatsız oldu, alamadığım için çok üzülmüştüm. Neyse, kader. Daha 3 senemiz var. O zaman biraz daha bölüm özelinde bir soru soracağım. Şimdi sizce bu bölümü okumak isteyen bir öğrencide olması gereken özellikler neler? Yani aslında az önce biraz cevap verdiniz ama tekrar hani spesifik olarak sormak istiyorum. Siz hangi özelliklerinizi dikkate alarak evet ben siyaset okuyacağım, evet ben bu bölüme gireceğim dediniz? Aysu, istersen yine sen başla. Tabii. Benim ilk aklıma gelen şey sabır açıkçası. Çünkü dediğim gibi konular üzerinde tartışmalar çok oluyor ve
her fikir sana uymayabilir, belki çok yanlış gelebilir ama senin sabırlı olman gerekiyor ve kendi fikrini en iyi şekilde saygı sınırları içerisinde karşı tarafa anlatman gerekiyor. Birincisi bu bence. İkincisi de essay dediğimiz bir sürü yazı yazıyoruz ve hani yazı yazmak bizim bölümün olmazsa olmaz bir parçası. Gelecekteki öğrenciler bence bunu düşünmeliler. Eğer bu konuda tereddütleri varsa iki kere düşünmeliler. Onun dışında dediğim gibi sabır. Tamam. Sabır. Tekrar söylüyoruz. Hande, senin bu konuda fikrin nedir? Ben de Aysun'un söylediklerine ek olarak yani insanın bu bölümde bilgilerini güncel tutması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu önemli bir faktör ve bu yüzden de çok okuma yapması gerekiyor. Gerek işte makaleler olsun, gerek haberler olsun. Sürekli bunlarla içli dışlı olması gerekiyor. O yüzden yani okumayı seven bir insan olmanız lazım bu bölüme girmeyi düşünüyorsanız. Çok güzel. Yağmur, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ek olarak şunu söyleyebilirim. Araştırmacı bir kişiliğinizin olması gerekiyor. Ve gerçekten Aysun'un dediğini yani ekstradan altını çizmek için söylüyorum. Yazmayı sevmek. O kadar fazla essay veriyorlar ki arkadaşlar. Yani bunun hem araştırması hem de yazması, kendini iyi ifade etmen gerekiyor. İyi bir not alabilmek için. Ve tabii ki de akademik bir kariyer istiyorsanız onda devam etmek için. Onun için de gerçekten sabırlı ve yeni şeylere açık olmanız gerekiyor. Nasıl araştırma yapıldığını zaten öğretiyorlar ama insanın içinde olması gerekiyor böyle bir şeyin. Ben çoğu zaman dedim yeter yani araştırma benim için çok uygun değilmiş. Bu yüzden de kararınızı çok iyi verin. Öyle diyeyim size. Güzel. Bence burada çok önemli bilgiler, kilit noktalar verdik. Yine az önce biraz hakkında bir şeyler söylediğiniz bir soruyla devam edeceğim. Müfredatınız nasıl ilerliyor? Yani tabii kalem kalem saymanız değil bu sorunun amacı ama sosyal hayatı olarak tanıyan bir müfredatınız mı var? Ya da içerikleri hani bir önceki videomuzdan tercümanlıktan bir arkadaşımız kendi dersleri için fosil dersler demişti. Sizin de o tarz hani gereksiz dersleriniz var mı? Evet, Hande istersen sen de başlayalım. Gereksiz ders demek istemiyorum ama bazı derslerin içeriği birazcık daha değiştirilebilir ya da mesela bizim mat 103 ve 104 dersimiz daha birleştirilip daha farklı bir ders oluşturulabilir. Yani gerçekten iki derste de mental olarak zorlanan ama dersin zorluğundan dolayı değil, gördüğümüz şeylerden dolayı. Yani bazen düşündüm keşke burada olmasam, keşke şu an bu derste olmasam şeklinde düşüncelerim oldu. Onun dışında az önce de dediğim gibi ilk iki sene biraz daha disiplinler arası derslere odaklanılıyor. Yani bölüm dersimiz biraz az ama üçüncü ve dördüncü sınıfta müfredatta görünen kadarıyla yoğunlaşacak. Onun dışında G250 derslerinden aslında beklemediğim bir zevk aldım. Keşke bunu pandemide değil de yüz yüze eğitimdeyken biraz daha keyfini çıkarabilseydim. Ama yine de bu iki ders beni sevindirdi böyle derslerin olması. Yani hem eğlenceli şeyler yapıp puan aldığımız ve not aldığımız bir ders oldu. Yağmur, sen ne diyorsun? Evet, benim de matematik dersleri hakkında diyeceğim çok şey var. Yani gerçekten hiç böyle zor değil ve lisenin tekrarı aslında sorun burada başlıyor. Yani lisenin tekrarı olmasına başlıyor. Yani bölümde tabii ki de matematiği çok iyi olmayan kişiler olabiliyor. Yani ona bir diyeceğimiz bir şey yok ama aslında bizi geleceğe çok hazırlamıyor gibi. Yani mesela ben dersin müfredatını incelediğimde critical thinking denilen eleştirel düşünmeye ve problem çözmeye katkı sağlayacağını yazmışlar. Ama bizim gerçekten gördüğümüz aslında bir mesela kilometreyi metreye çevirmek ya da yardı ince çevirmek gibi aslında bir chapter vardı. Yani bu bizim geleceğimizde çok yönelik bir şey değil. Ya da onun dışında Hande şeyden bahsetmişti aslında. İlk iki yıl çok multidisipliner ama keşke bunu biz seçebilseydik. Yani neler görmek istiyoruz? Seçme derslerimizin çok az olduğunu düşünüyorum ve çok da kabul almıyordu aslında o derslere. Benim şikayetim bu yönde. Birazcık daha gerçekçi ve bizi sektöre ya da başka meslek dallarına hazırlayacak bir müfredat hazırlansa aslında biz
o zamana geldiğimizde, mezun olduğumuzda çok daha rahat hissedeceğiz ve kendimizden emin yolda, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel. Aysu, senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konuda? Ben Hande ve Yağmur'a katılıyorum aslında. O yüzden müfredatla alakalı değil de akademik ve sosyal hayat dedim. Ben onunla alakalı bir şeyler söyleyebilirim. Tabii ki her bölümde olduğu gibi biz de zorlanıyoruz. Çünkü okuyoruz ve hedeflerimiz var, bir şeyler başarmak istiyoruz. Ama yani hayatımdaki dengeyi bozacak kadar bir plansızlık içine girmedim. Ama bu benim karakterimden kaynaklanıyor da olabilir. Bir plan yapıp, mesela haftalık bir plan çıkarıp ona uymaya çalışarak ilerliyorum genelde. Belki biraz fazla klasik olacak ama hani vakit yaratmak bizim elimizde. O yüzden ben çok böyle zorladığını düşünmüyorum. Peki, yani sağlayayım. Yani buraya gelebilecek öğrenciler o konuda bir sıkıntı yaşamamalılar. Gayet vaktiniz oluyor diye anladım ben. Tamam, çok evet, güzel. Evet, tamam, benim için öyle. Tamam, o zaman biraz daha bölümden çıkıp yurt dışına uzanalım diye düşünüyorum. Bölümünüzün yurt dışı olanakları nasıl? Ne şekilde ilerliyor süreçler? Böyle anlatırsanız. Yağmur, istersen bu sefer senle başlayalım. Ben henüz Erasmus'a gitmedim. Yani Erasmus ve Exchange denilen iki farklı yöntemle siz yurt dışı deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ve bir dönem ya da iki dönem şeklinde sizin tercihinize bağlı. Ben Erasmus'u kazandım. Seneye Nisan ayında gidiyorum Almanya'ya. Bunu aslında Bilkent şu şekilde hesaplıyor. Yarısı, yani Erasmus puanı diye bir puan var. Yarısı İngilizce derslerinin belli bir puanlandırma sisteminin toplanmasıyla oluşuyor. Diğer yarısı da sizin akademik başarınızla, yani ortalamanızla alakalı bir puanlama sistemiyle oluşuyor. Bunun toplam puanı Erasmus puanı ve siz üniversite diye yerleşir gibi tercih listenize yerleşiyorsunuz. Tercih listesi yapıyorsunuz ve ona göre yerleşiyorsunuz daha doğrusu. Ve şöyle söyleyebilirim. Erasmus için belirli bir hibe var ve bu açıkçası öğrenciyi çok rahatlatan bir olay. Ve bölümlerde farklılık gösteriyor Erasmus anlaşmaları. Ama bizim bölümümüzde gerçekten çok fazla ülkeden, çok fazla üniversite ve iyi bir üniversitelerden anlaşmalar var. Bunu zaten web sitede çok açık bir şekilde, illa Bilkent Üniversitesi öğrencisi olmanıza gerek yok. Herkesin ulaşabileceği bir web sitede zaten gözüküyor. Oradan araştırabilirsiniz. Onun dışında da ya Bilkent'i düşünen arkadaşlara da şunu söyleyeyim. İngilizce notu çok önemli olduğu için puan açısından ilk sene İngilizce notlarınızı iyi tutun. İlk yıllarınızdaki ortalamanız da iyi olsun. Bence Erasmus deneyimi yaşanması gereken bir deneyim. Yani kabuğu kırma açısından kişilik çok değişiyor. Farklı bir ülkede tek başınasın. Yani bunu yaşamak bence çok güzel bir deneyim ve üniversite yıllarında anılar biriktirmek de çok önemli. O yüzden bu söylediklerinize çok dikkat edin diyorum ben. Çok güzel. Aysu ve Hande, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de seneye bahar döneminde öğrenci değişim programıyla Kore'ye gitmeyi umuyorum. Ben de aynı şekilde yerleştim. Maalesef Yağmur'un bahsettiği hibe exchange programında yok. Ama gideceğiniz üniversiteyi araştırarak oradaki imkanlara bakabilirsiniz. Örneğin benim gideceğim üniversite gelen öğrencilere burs sağlıyormuş. Bunun gibi imkanlar var ve ben de artık yani para biriktirmeye başladım. O yüzden kendiniz araştırarak exchange imkanlarını da düşünebilirsiniz. Ben de aynı şekilde Erasmus'a gideceğim İrlanda'ya önümüzdeki dönemde. Yağmur aslında hepsini anlattı. İşte İngilizce dersleri ve ortalamanın genel bir puanlandırma sistemi oluyor. Ona göre yerleşiyorsunuz. Benim o yüzden ekleyecek başka bir şeyim yok. Çok güzel. Hepiniz önümüzdeki dönem başka yerlerde olacaksınız ama biz yine Ankara'da kadar ne yapalım. O zaman staj sürecine geçmeden önce bu İngilizceden biraz bahsettik. Onun hakkında çok küçük bir soru sormak istiyorum. Çünkü okulun İngilizce olması ve Bilkent hazırlığı diye bir korku var. Okulun İngilizce olması ve seviyesinin de bu kadar ileri bir düzeyde olmasının sizce artıları ve eksileri neler? Siz gelmeden önce hani çok korkmuş muydunuz, nasıl hissediyordunuz ve sonrasında nasıl oldu? Biraz anlatırsanız insanları biraz rahatlatalım diye düşünüyorum. Yağmur, istersen yine sen başla.
İngilizce seviyemin iyi olduğunu düşünüyordum ama buna rağmen upper başladım. Ama ben zaten hazırlık okumak istiyordum. Yani bu bence üniversite sınavından sonra rahat bir sene anlamına geliyor. Ama çok da rahat değil aslında Bilkent'te. Diğer üniversitelere oranla hem kurlarda kalma olasılığı ve hatta genel olarak kalma olasılığı da daha yüksek. Ama çok da korkacak bir şey yok eğer düzenli çalışırsanız. Ve ben de zaten bir dönem okudum hazırlığı. Bence İngilizce artık bir zorunluluk. Yani Bilkent'in zorlaması bence tamamen bundan kaynaklı ve ben bir öğrenci olarak her ne kadar zorlansam da sıkıştığımı hissetsem de hani haklılık buluyorum. O yüzden hiç benim için bir problem yok. Umarım sizin için de olmaz. Çünkü gerçekten iyi yerlerde görmek istiyorsanız kendinizi, kendinize zorlamanız gerekiyor. Bilkent de bunun farkındalığıyla eğitiyor öğrencilerini. Onun dışında da bence bölümdeki eğitim de iyi. Yani bölümde iki tane İngilizce dersi alıyoruz zaten ve hatta bazı bölümler daha fazla alıyor. Ve makale yazdırtıyorlar. Yani bu diğer üniversitelerin seviyesine baktığımda çok daha üst seviye bir eğitim. Böyle diyebilirim. Hepsine katılıyorum. Bence de çok gerekli bir eğitim var İngilizce konusunda. Hande, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben lisede hazırlık okumuştum. O yüzden Bilkent'in hazırlığını atlama şansım oldu. Ama özellikle birinci sınıfta İngilizce 101 ve 102 derslerinde, sonra felsefe derslerinde o kadar çok yazı yazdık ki yani artık yazarken hızlandığımı biliyorum. Yazma şeklim de çok gelişti. Aynı şekilde okuduğunu anlama konusunda da çok ilerlediğimi hissediyorum. Yani her ne kadar İngilizce bildiğinizi düşünseniz bile İngilizce eğitim almak çok farklı bir şey. Bölümünüzdeki şeyleri İngilizce okumak ve bölümünüzle ilgili İngilizce şeyler yazmak çok farklı bir şey. O yüzden Bilkent'in bana bu eğitimi iyi verdiğini düşünüyorum. Çok haklısın. Aysu, sen ne düşünüyorsun? Ben iki arkadaşıma da katılıyorum. İlk başlarda çok zorlanıyorsunuz. Eğer İngilizce bilmiyorsanız özellikle daha zor. Ama hazırlık bunun için var, öğrenmek için var. Ve İngilizce artık dünyanın olmazsa olmazı haline geldi. Artık yetmiyor bile sadece İngilizce bilmek. Bu yüzden açıkçası okulun bizi zorlaması sevindirici bir durum. Çünkü bu kadar ileri seviyede İngilizce konuşabildiğim ve anlayabildiğim için ben gayet mutluyum. Bu yüzden eksi bir yan görmüyorum ben. Aynı şekilde ben de gelmeden önce çok korkutmuşlardı beni Bilkent'in hazırlığı diye. Ama bölüme geçince gerçekten anlıyorsunuz ki diğer arkadaşlarımızla konuşunca başka üniversitelerden ayrı bir seviyeye getiriyor Bilkent'in hazırlığı ve İngilizce olması. Yani o konuda korkmayın izleyenlere, buradan tekrar söylemek istiyorum. O zaman staj süreçlerine geri dönelim. Staj süreçleri nasıl işliyor veya staj bulamadığınız durumlarda, özellikle bu sene COVID yüzünden bulamadığınız durumlarda okul nasıl bir program izliyor? Yağmur, sen sözü al istersen. Tabii. Ya açıkçası bölümümde hem kamu, akademisyenlik ya da araştırma üzerine çalışan, gazetecilik isteyen, medya isteyen var çoğunlukla. Ama son dönemde baktığımda azımsanmayacak kadar özel sektörde olmak isteyen de var. Ben üniversitenin ilk yılında özelde olmaya karar verdim. Ve bu kariyer kulübüne katılmam da oldu aslında. Şu anda 3. sınıf öğrencisiyim ve büyük ve global bir firmada brand marketing, yani pazarlama, marka pazarlaması üzerine staj yapıyorum. Ve bu aslında tamamen kendi çabamla oldu. Ama şöyle söyleyeyim, Bilkent özel bir üniversite olmasına rağmen şöyle bir algı var aslında. Bilkent özel bir üniversite, stajı işte size buluyordur. Asla böyle bir şey yok. Onu zaten söyleyeyim. Hani başka, hani Koç Üniversitesi'nde de çok söylenen bir şeydi. Ben lisedeyken çok duyuyordum bunu. Bu tamamen öğrencilerin elinde. Onu ilk baştan söyleyeyim. Ama onun dışında COVID döneminde bize bayağı yardımcı olduğunu gördüm. Yani staj bulamayıp online ya da fiziksel olarak proje bazlı staj yapan öğrenciler oldu. Yani bir hocanın yanında akademik staj yapmak da staj sayıldı. O yönden okulun bize bir desteği oldu. Bunu söyleyebilirim size.
dediğim gibi bu ne yapmak istediğinizle çok alakalı. Okulun içerisinde zaten kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Buna dayalı olarak da kendinizi gerek özelde gerek konuda başka alanlarda yer edinebiliyorsunuz. O yüzden bir sıkıntınız olmasın. Benim çünkü zamanında çok sıkıntım oldu. Özel istiyorum ama işte siyaset okuyorum nasıl olacak falan. Artık öyle bir algı kalmadı. Bu yüzden de hani böyle düşünen birisi varsa sesleniyorum. Böyle bir endişeniz asla olmasın. Tamamen sizin elinizde. Çok güzel. O zaman aslında hepiniz de yine önceki cevaplarınızı da söylediniz ama yine böyle spesifik olarak sormak istiyorum. Bölümünüzü okuyan birini gelecekte neler bekliyor? Çünkü mesela benim babam da aynı bölüm mezunu ama onların zamanında hani kaymakamlık şeyiyle başladılar. Ama şimdi hani nerelere kadar uzanıyor, neler yapabiliyorsunuz? Biraz bahsederseniz çok güzel olur. Hande, senle başlayalım. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi sizin bölümde yaptığınız şeylere ve bölümde ilginizi en çok çeken disiplinlere bağlı. Yani Yağmur'un da dediği gibi özel sektörde de çok geniş alanlar var, devlette çalışma imkanı da var ya da mesela ben insanın aklına siyaset bilimi okuyan birinin belki de gazetecilikle ilgisi ya da mezun olunca gazeteci olmak istemesi pek gelmez ama benim kariyer planım bu yönde. Yani aslında bölüm size o kadar geniş alanda donanım kazandırıyor ki mezun olduğunuzda aslında yapmak istediğiniz çoğu şeyi yapabilirsiniz. Yani bir sınır yok diyorsun. Neredeyse bir sınır yok yani. Aynen. Çok geniş bir yelpazesi var. Tamam. Aysu sen ne diyorsun? Eklemek istediğin bir şey var mı bu konuda? Ben de Hande'ye katılıyorum ve önceden de dediğim gibi gerçekten öne açık bir bölüm olduğu için ne yapmak istediğine bağlı olarak ilerliyor bu durum aslında. Çünkü dediğim gibi her sektörde kendine uygun bir iş bulabilirsin bu bölümü okuyarak. Çok güzel. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Eğer doktor ve mühendis olmak istemiyorsanız sınır yok. Aynen. Okuduktan sonra. Kapatmadan önce videomuzu son bir soru daha hepinize iletmek istiyorum. Bilkent'in olanakları nelerdir genel olarak, sosyal olarak? Siz şimdiye kadar nelerden yararlandınız ve nelerden yararlanmak istiyorsunuz? Daha bir bahsedersek çok güzel olur. Aysu senle başlayalım. Bilkent'in sosyal olarak ilk düşündüğümüzde Mayfest çimleri, Mayfest festivali ve kulüpler geliyor aslında. Ben festivale katılma şansını yakaladım COVID gelmeden önce ama tabii ki içimde bir hala bir üzüntü var. Keşke gelecek yıllardakilere de hani katılabilsek, umarım durumlar düzelir. Onun dışında kulüplerden bahsedebilirim. Ben zaten ACC'ye de 3 senedir aktif bir üyeyim. Aynı zamanda pazarlama eş direktörlüğü de yaptım. O açıdan baktığımda zaten farklı bölümlerden arkadaşlarım çok oldu. Bölümlerden insanları tanıma fırsatı yakaladım. Başka insanlarla çalışabilme fırsatını yakaladım. Çünkü bölümle ilgili ne düşünüyorsun tarzında bir sorunda da bahsettiğim gibi insanların fikirleri farklı olabilir. Bu farklı fikirler eşliğinde çalışmaya itti beni açıkçası. Kendimi bu alanda geliştirdiğimi düşünüyorum. Onun dışında başka ekleyecek bir şeyim yok. Çok güzel. Yağmur sen ne düşünüyorsun? Ben de ICU'ya katılıyorum o konuda. Yani ben de kulüpçüydüm. Kariyer kulübünde zaten kendimi keşfettim. Ve Bilkent'in açıkçası kulüplere olan bakışı onlara sağladığı olanaklar da zaten kişileri geliştiriyor. Gerek o kulüpün üyeleri gerekse katılımcı olarak katıldıysanız. Bu bağlamda ben hani neye yönelmek istediğime bağlı olarak çok imkan buldum. Onun dışında burslardan bahsedebiliriz tabii ki. Ben kapsamlı öğrenciyim, kapsamlı burs öğrencisiyim. Ve orada da yurt olanakları ayrı şekilde maddi destek olarak da belli bir miktar sağlanıyor öğrencilere. Ve bu açıkçası bir öğrenci açısından büyük bir rahatlık. Yani bunun detaylarını gerçekten sitede bakın ve ben Bilkent'in böyle bir olanağı olduğunu bilmiyordum. Ta ki arkadaşım söyleyene kadar tercih listeme yazmamda da zaten büyük bir etkisi oldu. Onun dışında gerçekten MFS ve o özgürlüğü tanıması, Bilkent'in içerisindeki o saygı kültürü
her düşünceden, her şeye saygısı var ve açıkçası çok sakin ve huzurlu bir ortamım var diyebilirim ben Bilkent için. Şu anda Bilkent'te olmayan biri olarak Bilkent'i çok özledim. Hande seni de dinleyelim. Ben de Yangın ve Aysun'un söylediklerine koyarak şunu söylemek istiyorum. Ben Bilkent'in konserlerinden ve tiyatrolarından çok keyif alıyordum ve umarım en kısa zamanda tekrar görürüz onları. Onlar gerçekten bence büyük bir imkan çünkü hem tiyatro oyunları çok eğlenceli oluyor ve öğrenciler oynuyor. Yani aslında onların da ne kadar geliştiğini görebiliyorsunuz. Yani ne kadar bölümlerinden çıktıktan sonra ne kadar iyi yerlere geldiğini tahmin edebiliyorsunuz onları izleyerek. Ve Bilkent Senfoni Orkestrası gerçekten dinlemesi çok keyifli bir orkestra. Onun dışında kulüplere hiç katılmamış biri olarak en büyük pişmanlıklarımdan birisi. Bir sürü kulüp var ve yani kendinizi bulabileceğiniz bir kulüp muhakkak vardır. Kulüplere katılın. Onu söyleyebilirim. Evet, bu kadar. Güzel. Yeni gelen arkadaşların hepsini biz de ACC'ye bekleriz. İnşallah gelecek dönemde kulüp arkadaşı oluruz. Evet, bugünlük bu kadardı. Aysu, Yağmur ve Hande, hepinize çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok şey öğrendim. ACC Bilkent'in bölüm tanıtımları serisinde bugün siyaset bilimine konuk ettik. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz ya da açıklamaya koyduğumuz Instagram hesabımızdan direkt bizlere de sorularınızı iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz diyelim.